Bakın aracın sağ sol yaptığınız zaman arkadaşlar araç atmıyor kendini, bakın gayet gerçekten güzel tutuyor. Topluyor çabuk. Gördüğünüz gibi. Araç arkadan içli bir araç gibi arkaya tatlı atıyor. Ama gerçekten 20 inç lastiklerle yol tutuşu aracın güzel. Dostlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kocaeli Hyundai Fertan bayinde Hyundai Ioniq 6'yı inceleyeceğiz. Müteakip test sürüşünde yapmayı planlıyorum. Araç Hyundai'nin D segment aracı. Hyundai'da biliyorsunuz Hyundai Elantra var. Şu anda Ioniq 6 var. Bu araç da D segment ve gerçekten kasa olarak yakışıklı bir araç. Öncelikle hemen size şu yedek bagajı göstereyim. Araç tamamen elektrikli. İki farklı versiyonla Güney Kore'de fabrikasında üretiliyor. Tek fabrikası Güney Kore'de satışa sunuluyor. Bu araç 429 km Türkiye'ye gelenler. Menzilli, düşük menzilli olanı. Diğeri yaklaşık 550 ya da 600 olması lazım kilometre menzili var. 4x2 ve 4x4 olarak da geliyor o. Aracın ilk başta göstermek istediğim şeyi biraz farklı tabi. Önde yedek bagaj var. Burada bakın bir file var. Buraya ilave malzeme koyabilirsiniz. Burada aydınlatması var. Aracın şu anda bayi aracının aküsü bittiği için aydınlatma vesaire açamıyoruz. Araç kasa olarak da gerçekten tok bir araç. Zaten gördüğünüz hak vereceksiniz. Şu an trafikte 3-5 görmeye başladık. Fiyatı 1.690.000'e bu ÖTV mevzularından sonra düştü. 1.690.000'le satışa sunuluyor başlangıç paketi olarak. Tasarım Porsche. Arkadan Porsche'a çok benziyor. Gerçekten hoş. LED'ler. Burada bakın spoiler LED'leri var. O da çok güzel. Bagaj açma arkadaşlar kamerayı buraya koymuş. Bagaj açma tuşumuz burada var ama elektrik şu an voltaj olmadığı için, yani akünün beslemesi zayıf olduğu için açamıyoruz. Araçta 20 inç lastik var. Bu çok güzel. Gerçekten büyük ve tok bir lastik var. Jant tasarımı güzel. Elektrikli araçlarda genelde bu şekilde kapalı jant kullanıyor firmalar. Bunda da aynı şekilde kullanmışlar. Araçta kapı tutamakları gövdeye gömülmüş şekilde. Bunu Ioniq 5'te geçen sene çekmiştim. Ondaki gibi aynı arkadaşlar. Ioniq 5 gibi. İç tasarım olarak gerçekten kaliteli. D segment hissiyatını araca bindiğinizde, ben yaklaşık aracı bir saattir inceledim içine dışına, bunu hissetmeniz çok kolay ve mümkün. Aracın buradaki tutamak, bakın görüyorsunuz, böyle komple boydan boya istediğiniz yerden tutun. İster buradan ister buradan. Güzel hoparlörler burada. Malzeme kalitesi güzel arkadaşlar, yumuşak. Şurayı anlamadım pek. Bura gereksiz gibi durmuş. Yani hani tarz olmuş ama farklı olmuş. İçine bindiğinizde bakın şöyle bir gömülme yok. Buralar böyle durmuş. Neden yapıldı onu bilmiyorum. Direksiyonumuz şık. Dokunma hissiyatları güzel. Multimedyamız güzel arkadaşlar. Tümleşik bir ekran var göstergeyle beraber. Dijital klimamız mevcut. Start tuşumuz burada mevcut. Farklı olarak birçok araca göre burada cam indirme kaldırma tuşlarımız yok. Cam indirme kaldırma tuşlarımız burada ortada arkadaşlar. Buraya koymuş. Güzel olmuş. Hoşuma gitti benim. Burada yine şarj arkadaşlar. Kablosuz şarj özelliği var. Onunla ilgili talimatla aracı alırken burada görürsünüz. İki tane bardaklık var. Burada bir göz var. USB girişlerimiz mevcut. Burada yine bir göz var. Torpidomuz gerçekten bu şekilde çekmece halinde, bakın. Çekmece tarzı. Hanımlar bu genelde sever böyle şeyleri, bayanlar. Bu şekilde tok bir kapanışı var bakın. Güzel. Buradaki malzemeler yumuşak. Burada yine görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki aydınlatmalar var. Şu an yine yanmıyor dediğim mevzudan dolayı. Bunda sunroof var. Yarı cam tavan ama ferah bir şekilde duruyor. Robotik kafalıklar mevcut. O da güzel duruyor. Koltuk kalitesi deri arkadaşlar. Güzel. Burada bakın turuncu mavi elektrikli olduğunu biraz gösterir halde bir tasarım var. Bu da güzel. Çok başarılı gerçekten. Bu malzeme hissiyatı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada yine altta bir göz var. Ioniq 5'te de vardı SUV'sinde bu. O da güzel. Kapıdaki şişirikler güzel, fena değil. Bu araçta kaput yine buradan açılıyor. Elektrikli ayna, ESP off tuşu, bagaj kilit tuşu ve şarjla ilgili bakın. Tuşumuz burada ama şu an tabii ki açtım bakıyoruz, açmadı. Kapı kolları da kalite hissiyatı yüksek. Premium araç olduğunu Ioniq 6'ya oturduğunuzda, dıştan baktığınızda görüyorsunuz. Bu çizilmez boya arkadaşlar, bu renk. Gerçekten bakın şu. Yani bunu anahtarla uğraşsanız bile çizemezsiniz bakın. Sadece bakın tırnak izi oluyor. Geri tekrar şey yapıyorsunuz, geçiyor. Gerçekten tasarım güzel. Yine arkada bakın şu far tasarımları da çok güzel.
Yani araç sportif ve bu aracın sürtünme kat sayısı 0.21. Gerçekten çok düşük. Elektrikli araç olduğu için biraz daha rüzgar sürtünmesini de azaltmak adı altında arkadaşlar, azaltmak için bu şekilde tasarlanmış. Tasarım olarak gerçekten çok beğendim. Önden yine Porsche'a benziyor. Ioniq 6'da ayrıca aracın giderken hıza göre burada kanatlar var. Ben bununla ilgili danışmanlara detay sordum. Bu kanatlar iptal, hani kapalı kalabiliyorum diye. Onunla ilgili bilgileri yok. Çok detay bu. Burada bakın, bu kanatlar açılıyor hıza göre. İptal var mı bilmiyorum. Ona göre aerodinamiği sağlıyor. Burada bu şekilde tampon üzerinde arkadaşlar disk soğutma kanallarımız da burada. Araç gerçekten tasarım olarak çok güzel. Aynalarda yine bakın, sinyal ledlerimiz bu şekilde. Karesel şekilde donatılmış. Çok güzel. Köpek balığı sırtı anten kullanmış. Yine burada cam tavanı görüyor musunuz? Bakın. Yarısını kaplıyor ama içerideki sizin mesafeniz bakın şurada bitiyor. Tam şurada bitiyor cam tavan. Yani hani sunroof açıldığında buraya kadar arkadaşlar. Orayı görüyorsunuz. Gerisi yok. Onu da söylemeden geçmeyelim. Basarken buradan basıyorsunuz. Buna biraz kullanınca zamanla alışırsınız zaten. Yolcu koltuğunda elektrik yok. Bunun olmasını isterdim şahsen. Ama orada sürücü koltuğunda mevcut. Burada bir 12 volt girişimiz var. Burada başka bir şey yok. Airbag iptal var mı diye baktım bu tarafta. Onu göremedim. Şu malzeme hissiyatları gerçekten güzel. Bu aracın en muhteşem olayı arka diz mesafesi. Yani gerçekten segmentine yakışır bir şekilde. Çok geniş. Burada piknik yapabilirsiniz. Oturabilirsiniz. 3 kişi oturabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz burada. Her şey olur. Gerçekten çok geniş. Şu mesafe çok güzel. Kol dayamamız bakın. Bu şekilde. Arkaya erişim var mı diye bakıyorum. Arkaya erişim olabilirmiş. Arkaya erişim yok. Burada da bu şekilde bir şey koymuş. Plastik. Kapattığınızda tam ses yapmasın diye sanırım. Diz mesafesi gerçekten muazzam. Şurada bir fan var mı, gözü var mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Şuradaki bakın şu kumaşlar. Aracın D segment olduğunu hissettiriyor. Çok güzel. Yumuşacık. Şimdi mesela ben şöyle bindim. Oturdum arkaya. Arkadan öyle bu şekilde görüyoruz. Orta aydınlatma yine burada arkadaşlar. Kapı kollukları burada. Tutamakları ama burada askılıklar sağ tarafta yok. Sadece solda var. Sağda konabilirmiş. Burada yine mesafe güzel arkadaşlar. Şu arkadaki kafalıkların şeyi çok güzel tarzı. Burada küçük böyle şık yapmış. Gerçekten başarmış ya. Hyundai bunu başarmış yani gerçekten. Şurada bakın hoparlör buraya koymuş. Kapı tutamağı bakın burada arkadaşlar. Şimdi ön taraf için 4 tane cam açma kapağını buraya koymuş. Arkalar için buraya koymuş arkadaşlar. Önde tabi ön sağ kapıda, sol kapıda yok. Şu tutamak da güzel. Güvenli bakın. Böyle hani şey durmuyor yani. Kalite hissiyatı var. Güzel. Kapı sesi gerçekten çok. Şu an oturuyorum. Diz mesafesi muhteşem. Ya biraz da havalar sıcak. Gerçekten çekimlerde de biraz yoruluyoruz tabi. Özellikle dışarıdaki aracı çekmek istemedim. Sıcaktan ötürü. Biraz yorucu oluyor. Diz mesafesi çok güzel. Burada yine şaft yolu bir şey yok. 4x4'te arkaya şaft gitmiyor tabi. Onlarda biraz daha farklı. Dual motor oluyor arkadaşlar. Şaftlı olmuyor. Onda da sanırım böyledir diye düşünüyorum. Burada yine dümdüz. Gerçekten hangi gibi bir araba yani. Tavan malzeme kalitesi güzel. USFX yerlerimiz burada arkadaşlar. Şu fileleri çok beğendim. Çok sağlam. Bakın bunu ince duruyor ya bakın. Görüyor musunuz? Bunu gerçekten çok sağlam yapmışlar. Kaliteli yapmışlar. Özellikle şu arka, daha doğrusu lastiklerin 20 olması çok hoşuma gitti. Bir de bunlara keşke arka yönlü aks koysaydı. Onu isterdim. Güzel olurdu. Bir de arkadaşlar bu Ioniq 5'lerde, Ioniq 6'larda kendi kendine parktan ileri ve geri çıkma özelliği mevcut. Yalnız danışman arkadaşlara sorduğumda bunda olmadığını söylediler. Üst versiyon var dediler. O konuda şüphem var. Yani arkadaşlar doğru söylüyorlar ama bilmiyorum. Bunu bir anahtar çalıştırma butonuna bakacağım. Onda oluyor çünkü o. Varsa size videonun devamında göstermeyi düşünüyorum. Lütfen videomu izlemeye devam edin. Takip edin arkadaşlar. Test sürüşünde de göreceğiz bakalım neler var. Nasıl? Ne his alıyoruz? Biraz videolarda baktığımda arkadaşlar elektrik motorunun sesinin olduğunu duydum. Ona bakacağım. Onu hissedebilecek miyim? Onu görmeye çalışacağım. Bu önceliklerden birisi. İkincisi de elektrikli araç olduğu için seri. O seriliği bu araçta alabilecek miyim? Bunu görebilecek miyim? Ona bakacağım arkadaşlar. Test sürüşü öncesi içeride aküde problem olduğu için, akü gidik olduğu için bagaj çekememiştik. Bagaj gerçekten çok derin.
baya baya kullanışlı bir alana sahip. Yine otomatik kapanma bagajda mevcut arkadaşlar. Elektrikli. O da güzel. Yine bu bayinin içindeki aracın aynısı. Birazdan bir test sürüşümüzü yapacağız. Şu an araç çalışır halde. Bu kanatların açık halini gösterin bakın. Bu kanatları kendisi arkadaşlar açıyor demiştik. Açık kalıyormuş bu kanatlar. Soğutmak için açtığını satış danışmanımız bize söyledi. Çekim öncesi ayonik altının anahtarını gösterelim. Anahtar gerçekten çok şık duruyor, kaliteli duruyor. Kemerimizi taktık. Modumuzu drive'a aldık. Vites kolu arkadaşlar böyle çevirmeli şekilde, çekmeli değil. Drive'dayız ve kalkıyoruz. Kalkışta yine kamerayı başta açıyor arkadaşlar. Şu an bataryamız %35, kilometre 89 diyor menzile. Bu aracın 429 kilometre bir ortalama menzili var. Drive modlarımız burada. Sport mod, Eco, kaydırmalı değil arkadaşlar. Böyle bastığınızda değişiyor. Normal, sport. 3 mod var. Şu an sport moddayız. Klimamız açık. Direksiyonumuz elektrikli değil arkadaşlar. Bu şekilde kollu. Şu tasarım dediğim gibi güzel. Buralar tam olarak camlarla birleşmiyor. Farklı bir tasarım olmuş. Yine burada navigasyon bu araçta var. Buradan bakın baştığımızda konumlar çıkıyor. Klima soğutması gerçekten güzel. Burada şu an bakın arka kamerayı yine açtık. Aynı zamanda yanda radyoyu da gördük. Sıra tuşumuz burada arkadaşlar. Tır manevr yapıyordu arada, onları göstereyim dedim size. Yine araçta kör nokta ikaz sistemi mevcut. Hızlanması gayet güzel ve atik bir araç. Bakın şu an arka kamerayı komple açık tutabiliyorsunuz. Şimdi kapattık. 69, 72, 73, 78, 86, 103, 104, 106. Gerçekten çok seri hızlanıyor. Bazı videolarda ben şey görmüştüm bu Ioniq 6 ile ilgili. Elektrik motorunun sesi geliyor gibi yorumlar görmüştüm. Ama ben onu hissetmedim. Gazı kestiğinizde de araç çabuk yavaşlıyor arkadaşlar fren yapmadan. Bakın şu an mesela burası test güzergahımız. Şurada duralım. Şöyle bir 0-100 yapalım. 1, 2, 3 kapa. Ooo çok güzel. Aracın kalkışı bayağı güzel. Önden çekişli malum araç. Şu anda 86, 89, 95, 100 kilometreyi geçtik. 108, 115. Güzel arkadaşlar hızlanma gerçekten. Çukur geçişlerinde araç D segment olması hasebiyle süspansiyon güzel. Sürücüyü konforlu hissettiriyor sürücüye. Şu an klima sesini muhtemelen duyuyorsunuzdur. Varsa da. Buradan bakın şu an sade navigasyonu. Map tuşuyla sade navigasyonu açtık. Navigasyon grafikleri de güzel. Sade. Mesela şuradan bir çukur geçişi yapalım bakın. Görüyorsunuz. Çukur geçişinde gerçekten araç çok fazla sarsmıyor. Başarılı bir çukur geçişi var. Şuradan dönüp tekrar ana güzergaha bir daha gideceğiz. Onda da arkadaşlar spor mod. Spor modu normale alacağım. Onu da kullanacağım. Bakalım çok fark edecek mi? Onu deneyeceğiz. Eco mod. Eco modu alıyorum arkadaşlar. Sporu kapattım. 1, 2, 3 tapa. Evet. Ben gaz hissiyatından Eco ile spor arasındaki olması gereken doğal farkı gördüm. Yani realistik bir sürüş konumu araçta mevcut. Şu an hızlanıyoruz. 90,
97, 102, 109, 114, 120, 126, 130. Hızlanma güzel. Araca segment olarak verdiğim puan yüksek arkadaşlar. Gerçekten segmenti hissediyorsunuz. Araç içi görüş açıları güzel. Şimdi müzik açmıyorum. Telif melif doğuyor. Hoparlör denedim. Hoparlör güzel. Grafikler güzel. Sade. Güzel ve sade grafikler. Şu an hani böyle çok böyle cafcaflı bir grafik değil. Ama sade. Yine tekrar buradan dönüyoruz. Şimdi konumlarda vitesi bakın alışırsınız. Çok çabuk alışırsınız. R'de zaten kırmızı gösteriyor. Geri görüş. Kılavuz çizgileri de güzel. İki renkli kullanmış. Genel hatlar ile arkadaşlar güzel. Şimdi dönüş dairesine bakalım. Direksiyon elektrikli zaten. Gerçekten hidroliği güzel. Dönüş dairesi bakın aracın cüssesine boyuna baktığınız zaman gerçekten güzel bir dönüş dairesi mevcut. Arkadaşlar bu arada araçta i-pedal var. Buradan açıp kapatıyorsunuz. Araç bakın şimdi hızlanıyorum. I-pedalım açık şu anda. Hızlandım. Gazı kestim. Araç şu an kendisi görüyorsunuz. Frenledi, durdu. Bunda ne yapıyor? Kazanım yapıyor değil mi tekrar elektrikten? I-pedal açıkken. Bakın yine basıyorum. Çekiyorum. Duruyorum. Buradan eksiden I-pedalı kapattım. Geri kazanım kullanılamıyor diyor bakın kapatınca. Şimdi hızlanıyorum. Gazı kesiyorum. Öyle normal akışa göre duruyor. Durmuyor araç yani. Yavaşlayarak duruyor. Yine navigasyon grafiklerinde arkadaşlar yol levhalarını gösteriyor. Onlar da güzel. Sade, renkli. Grafikler güzel, net. Bakın aracın sağ sol yaptığınız zaman arkadaşlar araç atmıyor kendini bakın. Gayet gerçekten güzel tutuyor. Topluyor çabuk. Gördüğünüz gibi. Araç arkadan içli bir araç gibi arkaya tatlı atıyor. Ama gerçekten 20 inç lastiklerle yol tutuşu aracın güzel. IONIQ 6 ile ilgili düşüncelerim de bunlar arkadaşlar. Hyundai Fersan Bayine yine teşekkürler. Fertan Bayine pardon. Teşekkür ediyoruz destekleri açısından. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay, esen kalın.